Bu arada Facebook'tan Ray-Ban'la anlaşıp ilginç bir hamle gelmiş. Bir yeni bir gözlük çıkartmışlar. Ray-Ban'le artık yani hani bir dönem vardı ya abi çıplak gösteren gözlükler çıkmış geyiği vardı hatırlıyor musunuz? Neymiş çıplak gösteriyormuş. Hadi ya nasıl yani bayağı herkes çıplak mı cıbıldak mı? Evet cıbıldak gösteriyormuş falan hikayesi bambaşka bir yere taşındı. Şu anda Ray-Ban gözlüklerde bir aparat takmışlar böyle gözlük sizi kaydediyor, sesinizi alıyor, böyle şeyler getiriyor, akıllı ekranlar getiriyor karşınıza. Ray-Ban'le şey, Elif geldi mi beraber konuşalım aslında. Acayip bir işbirliğine girmişler. Ray-Ban dediğiniz dünyanın en büyük gözlük markası. Ama artık sadece gözlük de gözlük değil gördüğünüz gibi. Gözlük de sizi görüyor. Yani sen gözlüğü görüyorsun ve artık mahremiyetin ruhuna bir El Fatiha okuyabiliriz hep beraber. Gelsin Elif o zaman. Çünkü artık bilmiyorsun ki karşında bir adam bakıyor sana. Şimdi düne kadar adam kesiyordu seni. Şimdi öyle değil abi. Adam kaydediyor, görüntünü alıyor. Seni böyle göz kırpıyor, oradan tarıyor. Oradan dur bakayım şuradan ne tweetler atmış diye bakıyor. Instagram'ını kontrol ediyor. Sen öyle bakıyorsun böyle ha, bana bakıyor diye. Adamın aklı belki başka bir yerde yani bambaşka bir... Ya da film seyrediyor adam. Sen bilmiyorsun ki açmış orada gözlüğünde. Değil mi? Her şeyi yapabilir Elif. Şey vardır ya, sen böyle de bir yere gidersin, çok meşgul gibi gözükür karşıdaki kişi ama aslında ekranda solitaire oynuyordur Hayır falan. ben bunu Böyle şeyde kağıt şeyi yaşadım. açık. Gümüşlük'te Mimoza'ya gidiyorum ben. Ama öğlenleri gidiyorum. Akşamları çok kalabalık oluyor. Böyle 7-8 yıl önce gittim. Fiko var orada. O açtım ben böyle püfür püfür esiyor. Oh getir dedim fermante yoğurdumu. Ayran içeyim soğuk. Fermante üzümü de koy yanına. Belki ondan da bir yudum alırım dedim yani. Güzel esiyor abi. Kimse yok. Açtım güzel bir tane Fransız filmi. Taktım kulaklığımı seyrediyorum. Fiko da dolanıyor orada. Hiç yanıma gelmiyor falan. Biraz sonra dedim ne yapıyorsun sen niye gelmiyorsun dedim. E sen dedi çalışıyorsun dedi. Yo dedim ben film seyrediyorum. Diyor ki hayatımda ilk kez Mimoza'da film seyreden birini görüyorum. Herkes buraya şey için geliyor. Hani romantik bilmem ne. E tamam abi ne kadar romantizm yani. Hani. Neyse bu gözlük meselesi ilginç bence. Değil mi böyle bir artık gözlükte bizi görecek yani. Oraya geleceğim ama gastronomide fermente trend olarak çok yükseliyor. Ben olsam bu tarz ürünler üreten markalar olarak sizinle iletişime geçerdim. Yani sonuçta fermente deyince Türkiye'de akla Evet. siz geliyorsunuz değil mi? Bak şimdi Şimdi Facebook'un Anıl yok. Anar diyor ki Google Glass'a ne oldu diyor. Bak o da ilginç. Google Glass diye bir şey çıkarttılar. Tutmadı. Onu söyleyecektim şimdi. Evet. Söyle bakalım. Niye o tutmadı da şimdi Ray-Ban tutar? Konuştuk ya. Evet. Biz bunu geçen hafta konuştuk ya, Google'ın şeyi tutmadı, gözlüğü tutmadı. Aslında tutmadı değil, bu başka bir konu. Bunu da geçen hafta ayrıntılı açıklamıştım. Şimdi aynı şeyleri tekrar söylemeyeceğim ama bunların çoğu biliyorsunuz ki aslında pazarlama çalışmaları, insanların algılarını önceden hazırlamak için. Yani o gözlüğü taktığınızı düşünün günlük hayatın içerisinde. Nereye odaklanacak beyin? Öncelikle görme fonksiyonunu gerçekleştirmeye çalışacak. Oradaki informasyonu üretmek çok başka bir şey. Ama Facebook bunu bir uygulama olarak kullanıyor. Çünkü zaten adam gözlük üretiyor. O da bunu kullanıyor. Çünkü onun da teknoloji yatırımı yapması gerekiyor. İşbirlikleri zaten bu anlamda değerli. Bunu takip edip bakmamız lazım. Yani satışları ne olacak? Hayatlara gerçekten girecek mi? Etki alanları ne olacak? Yoksa bu böyle hani yapıldı bir gözlük gibi mi kalacak? Ona bakmalıyız bence. Ben Evet. şu an çok aktif bir şekilde kullanabileceğimi düşünmüyorum o gözlüğü açıkçası. Yani bilmiyorum bir ara ürün de olabilir. Bir nasıl olacağına bağlı yani kullanımın ne kadar kolay olacağına bağlı. Bir de işlevi ne olacak yani sadece hani bir bakacaksın da neyi göreceksin yani kaydetme yani şey için kullanır adam böyle. Hani şimdi mesela Lokasyon bütün gösterebilir. yok bütün şimdi mesela magazin dünyası şeyden gidiyor. WhatsApp numarası veriyorlar. Her ünlüyü çekip WhatsApp'a koyuyorlar. Şimdi düşünsene görüntüsünü çeker. Hiç telefon telefon yok. Koyar oraya gönderir mesela. Hani başka bir şeye dönüşür o yani. Hani hiç ummadık bir şeye de dönüşebilir. Her şey yapabilir. Giyilebilir teknolojilerle ilgili bilmemiz gereken şey şu anda bir geçiş döneminde olduğumuz. Bu ürünler hala dışarıdalar ama asıl hedeflenen şey bunların bizim vücudumuza entegre edilmesi. Yani nihai hedef o. Bu şekilde de zaten dönüşümün başlaması gibi bir şey var. Dijital insan diyoruz buna. Çok mega bir trend. Bunu artık 20 yıl içinde falan görebiliriz. Yani böyle hemen bir anda olacak bir şey değil. Evet. Devam. Ne konuşacağız bugün Elif? Bugün
Bugün gerçekten çok girişim ve yenilik odaklı konuşacağız. Startup'lara ayırdık bugünkü günü. Şimdi yiyecek paylaşım uygulaması Olio 43 milyon dolar yatırım aldı. Bu uygulama benim çok hoşuma gitti. Buradaki girişimcilere de belki fikir verebilir. Yenilmemiş yiyecekleri paylaşıyor. Yani böyle yemek artığı gibi değil tabii ki de. Size fazla gelen aslında gıdaları bir şekilde komşularınızla veya yakın çevrenizle paylaşmanızı sağlayan bir uygulama. 43 milyon dolar bir yatırım almış Delivery Hero'nun yatırım fonundan. O da biliyorsunuz ki Getir'in en büyük rakiplerinden bir tanesi. Şimdi uluslararası genişlemeyi planlıyorlar. Daha çok İngiltere'de aktif. 5 milyon kullanıcısı var. Bence kullanıcı sayısı da oldukça yüksek. Bunların da %80'i Birleşik Krallık'ta. Tesco'yla da işbirliği yapmışlar. O da aslında son kullanım tarihi yaklaşan ve işte içerideki diğer atığa dönüşecek ürünleri ihtiyacı olanlara paylaşmakla ilgili. Biz bunlara sosyal girişimler diyoruz. Sadece kar amacı gütmeyen, aynı zamanda da bir fayda sağlamayı amaçlayan girişimler. Önümüzdeki dönemde de bunların artacağını düşünüyorum. Ben anlamadım ya. Evindeki domatesi, salatalığı mı paylaşıyorsun insanlarla? Ne yapıyorsun? Parayla mı paylaşıyorsun? Nedir olay? Parayla paylaşmıyorsunuz. Sizin mesela diyelim ki işte dünden kalan bir lazanyanız var ya da işte ne bileyim bir alışveriş yapmıştınız ama seyahate çıkacaksınız. Oradaki yiyeceklerin ziyan olacağını biliyorsunuz. 20 dakika içerisinde nasıl sipariş, yemek siparişi verebiliyorsunuz ya da herhangi bir market ürünü alabiliyorsunuz. Burasını bir pazar yeri gibi düşünün. İhtiyaç sahipleri veya bu ürünleri alıp yemek isteyenler oraya giriyor. Bu ürünleri vermek isteyenler de oraya bunun bilgisini yüklüyor. Böylece bir eşleşme oluyor ve o tarafa ulaştırılıyor bu ürün gibi. Şu anda Atağa dönüştürmek Twitter'da yerine. da bamya konuşuluyor. Niye bamya konuşuluyor bilmiyorum. Vedat Milor mu bir şey dedi? Sevmediğiniz şeyleri yazın dedi, sebzeleri. Trend topic olmuş bamya. Bamya düşmanları var. Biliyorsun bamya bir yetişkin yemeğidir. Çünkü çocukken yediğin zaman bunun salyası var dersin, bilmem dersin. Ama yetişkinken yediğin zaman ulan ne kadar da güzel bir ekşiymiş ve ağzımın içi bilmem ne oldu dersin. Güzel bir zevkin Bamya. O ya. yüzden şimdi bakıyorum mesela trend topik olmuş. Millet ne yazıyor? İşte çocukluğumun en nefret ettiğim şey. Ya kardeşim bamyaya bir şans daha verin yani. Bamyayı yemen harcamayın. Çocuklukta yenmeyen bir Kesinlikle. sebze bu. Büyük sebzesi bu. Yetişkin sebzesi yani. Çocuğun anlayacağı bir şey değil. Evet. Devam edelim buyurun. Kolajenli. Karbon teknolojisinde bir patlama yaşanıyor. Biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Biraz ilerici bir teknoloji Türkiye için şu an farkındayım ama bizim bir müşterimiz var mesela karbonla ilgili çalışan ama Türkiye'de değil. Şimdi New York Times bunu haber yaptı. Bir trend sitesi de bununla ilgili özel bir rapor hazırladı. Bir de zaten konu olmasına sebep olan aslında Elon Musk'ın bununla ilgili bir yarışma açması ve çok büyük bir ödül koyması. Girişimleri teşvik etmeye çalışıyorlar. Bir de mimar çıkmış. Mimar diyor ki söylediği şey çok hoşuma gitti. O yüzden paylaşmak istedim insanlarla. Her yeni çıkan şeye bir kriz olarak ya da dünyanın en kötü şeyiymiş gibi bakmayın. Bunu bir fırsat olarak kullanın. Aslında iklim krizi bizim için çok dikkat gerektiren bir tasarım projesidir demiş. Eğer bunu bu şekilde ele alırsak yeni fikirler üretebiliriz karbon depolama anlamında. Zaten bence bu saatten itibaren kurulacak bütün girişimlerin bunu hesaplayarak hayata geçirmesi lazım. Mevcut şirketler bile artık burada biliyorsunuz karbon kredileri vesaire devreye girecek. Nasıl dönüşeceklerini hesaplıyorlar. New York Times dedik, Elon Musk dedik. Demek ki artık bu ciddi bir gündem. Evet, devam. Şimdi bir sonraki haberimizde tek kullanımlık ürünlerden bahsedeceğiz. Hijyen ürünleri. Normalde yine atığa dönüşmesi planlanan, beklenen ürünler bunlar. Last Object isminde bir marka çıkmış. Danimarkalı bir girişimci kadın kurmuş bunu. Diyor ki işte tek kullanımlık kulak çubuğu mesela ya da kadınların periyot ürünleri. Şimdi periyot ürünü deyip geçmeyelim. Muhafazakar ülkelerde yaklaşımlar hala ilerlemedi ama dünyada inovasyon ve kadın teknolojileri arasında çok yükselen bir pazar. %20'ye yakın büyüyeceği söyleniyor. Burada Türkiye'de de görmeye başladım birkaç tane bu anlamda girişim. Bu pazarın büyüyeceğini söylüyorum ve bir sonraki haberle bunu bağlaştırıp öyle bitirmek istiyorum. Kadın teknolojileri Pardon. pazarı, female teknolojileri diyoruz buna. Bu odakta sadece kadınların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarına çözüm üreten teknolojilerin üretilmesi. Şu anda 1000'e yaklaşan bir girişim söz konusu burada. Tabii ki de 1,19 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda
Yani bundan bir 5 sene sonra falan o kadar ciddi bir boyuta gelecek ki bu şeyler. Öncesinde keşke daha farkında olsaydık diyeceğiz. O yüzden kadın teknolojilerin yükselişte olduğunu da girişimcilere duyuralım. Bugün dolu dolu bir girişimcilik şeyi oldu, Evet. fırtınası oldu. Yükselen pazarlarla birlikte. Nazlı bir haber girmişti bizim dosyaya. Amazon kendi televizyonunu üretmeye başlıyormuş. Haberin var mıydı? İki farklı Evet, televizyon var, modeliyle var. gidiyormuş. Ve 409 dolar ve 369 dolardan girecekmiş. 43 ve 75 inç. 75 inç çok büyük ya. Sinema salonu gibi bir şey Çok 75 büyük. inç. Değil mi? Evet. Ve de Çok büyük. yani 75 inç 500 dolar. Yani 4000 lira mı ediyor? Türkiye'de çarp 3 ile 12 bin lira. Yani ÖTV var mı Hiç. televizyonda bilmiyorum ki. Tabii ki de var. büyük bir şey bence Aslında yani, değil çok mi? iyi değil mi? Yani fiyat Tabii çok ki de ucuz. çok büyük bir şey. Fiyat çok ucuz. Ama yaptığı hamle de önemli bir hamle. Çünkü niye televizyon çıkartıyor? Ona bakmamız, onu düşünmemiz lazım. Demek ki bu medya alanında büyüyecek ve Amazon'un içerik kısmı aslında onun için daha rekabete açık bir hale gelecek. Apple'ın da Apple TV'si var mesela ama bu kadar yaygınlaşamıyor. Çünkü Apple TV kullanabilmeniz için ekstra farklı şeyler almanız lazım ve onun dünyasının içine girmeniz lazım. Ama televizyonu herkes alıp evine kurabilir, değil mi? Sonuçta o kendi programları yüklü bir şekilde gelecek. Siz bunu ekstra kurmaya çalışmayacaksınız. Bunlar tabii ki de çok güçleri olduğu için marka anlamında hiçbir şeye ihtiyaç yok yani. Hani televizyon yapalım demek onun için o kadar basit bir şey ki. Genişleme anlamında çok ciddi bir stratejik hamle olarak yorumluyorum. Biz de bunu haber olarak verecektik ama çok ayrıntılı girmeyiz diye vermedik. Bugün konuşmamız iyi oldu. Yandex'te sonbaharda sürücüsüz taksileri test etmeye başlıyormuş. Düşünsene mesela sürücüsüz taksileri şimdi Türkiye'de test ederken muhtemelen taksiciler odası başkanlığına bağlayacaklar değil mi? Çünkü tek oda orası. Çünkü 5 tane ağa var orada. Diyecekler ki ağam 100 tane sana, 100 tane sana, 100 tane sana. Ancak o şartlarda izin veririz diyecekler. Şimdi o taksileri de diğer taksilerle uyum sağlaması için İstanbul'da yeni programlar yükleyecekler. Düşün, senin karşına bir Tabii. tane sürücüsü taksi geliyor mesela. Sen elini kaldırıyorsun. Taksi duruyor. İçeriden bir ses geliyor. Ne diyor? Diyor ki abla İçeriden bir ses. abla ne tarafa gidiyordun diyor. Diyor ki karşıya geçeceğim. Aa orada çok trafik var dönemem diyor. Mesela taksi seninle konuşuyor. Ben Ya diyorsun sen sürücüsüz değil misin? Abi ben o odaya bağlayayım ama diyor yani bizde şey değil. Ya da mesela sürücüsü taksiye algılama şeyi yapmışlar. Seni görüyorsun Türk suratına bakıyor. Aa bu Türk diyor almıyor. Direkt Arap alıyor abi. Arap almıyor. alıyor. Arap da duruyor mesela. Ona göre bir program yazmışlar yani. Hani. Mesafe kısaysa gitmiyor mesela. Nereye diyor. Bir tek şeyden yırtamazlar. Herhalde o da batarya değiştirmeye gidiyorum der yani. Şoför değişimi yapamaz yani. Bizde var ya nereye? Şoför el sallaşıyor. En çok da şeyi seviyorum. Taksicilerle el sallaşmayı. Merhaba, merhaba. Gidiyor hiç duran yok. Orada duruyorsun mesela. Ben diyorsun karşıya gidecektim. Vallahi batarya değişeceğim abla diyor. Sana. O da güzel olurmuş bak. Şimdi şey olarak ne düşünüyorsunuz peki? Yani mesela diyelim ki girdiler trafiğin içerisine. Ben dün bir şey paylaştım. Amerika'da trafikte geçirilen saatler diye. Onun İstanbul versiyonunu düşünmek istemiyorum. Burada saatler değil, hayatlar gidiyor yani trafikte. Çok ciddi bir süre alıyor hayatımızın aslına bakarsanız. Şimdi bu sürücüsüz araçlar seyir hali için uygunlar. Ama mesela bu kadar kalabalık şehirlere entegre olma konusunda çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Altyapı anlamında da o kadar iyi yollar, düz şey yollar yok bizde Ben baktığınız yani zaman. 3-4 yıl önce Tesla kullanıyordum Amerika'dayken. Satın alırken adam demiş ki bu yıl şey yok ama işte 3 yıl önce şehir içi kullanım için geliyor demişti. Gelmiştir herhalde şu anda. Şehir içi kullanımda var gördüğüm kadarıyla. Amerika'da kullanıyorlar tabii bizdeki şehir içi kullanımı tuhaf. Ya sen şeyi biliyor musun hani Zach Galifianakis hani şeyde ya Evet. dün gece sıkıldım yani. Tabii oturup şey televizyonda tartışma programı izleyecek halim yok. Açtım Apple TV'ye baktım yeni bir şey yok. Bütün 11 Eylül dizilerini seyretmişim, şeylerini seyretmişim. Açtım YouTube'u ve de Zach Galifianakis'in nasıl okunuyor ya o? Zor. Galifianakis'in Okunuşunu yazsınlar bize. bu şey Between Two Ferns. Ferns dediği şey ne bitkisidir bunun şeyi? Bu çok iyi bir program. Buraya Ya Barack şimdi Obama bile konuk oldu. evet bunu seyretmeye başladım. Yani Çok iyi. gerçekten çok komik.
Çok çok komik ve şunu İnanılmaz. düşündüm. Aslında ben şeyi seyredeyim diye başlamıştım hani. Roast ediyorlar ya birilerini böyle Türkiye'de yoktur yani birilerini alıyorlar böyle herkes böyle onunla dalga geçiyor böyle çok böyle bir hani tatlı tatlı ama hani. Ya dedim böyle bir program mesela Türkiye'de yapılır mı? Herhalde yapılmaz dedim Ben ben yaparım bu programı. bu kadar anlayışlı yani bu kadar hani kim yapıyor şey oldu? Yayın. Bence bunu yapalım Evet. ve şey yapalım, özel izleyicilere özel yapalım. Yani ilgili olanlar bunu Aynen izleyebilsinler belirli katılım bir ama ya format buna katılacak karşılığında. Türkiye'de ünlü bulmak da kolay değil. Bir Teoman gelir mesela hani Teoman bunları kaldıracak bir adam Bence yani bu Bahtı espri. Küçük Çağlayan da gelir. Gelir de o da şu günlerde çok sessize bağlamış durumda. Bir şeye kafayı takmış sürekli aynı espriyi yapıp duruyor Bartu. Konser veriyor. Yok ya bir tane şey bir espri bulmuş şimdi story atıyor ses yok. Yani bir güldük, iki güldük, beş güldük, yedi güldük ama bu da yani sonuçta şey değil ki yani hani bu en son oynadığı film neydi Bartu'nun? Şu Netflix'te yayınlanan neydi Neydi? ya? Oya Berkun'un şeyi. Kelebekler mi? Kelebekler değil ya. Oya Berkun'un yazdığı bir şey vardı ya Evet. çok konuşuldu. Bir Başkadır. Ya Bir Başkadır'daki rolü Bir beni her başka. zaman çok etkiliyor. Aynen bu şeydeki konuşması gibi müthiş bir şey var yani oyunculuğu. Ama espri anlayışlarımız uymuyor yani şeyle. Yoksa Bir Başkadır'daki performansınla gel bana. Eyvallah. O da gelir İnanılmaz. ama. Başka kim gelecek abi? Herkes kendini o kadar çok beğeniyor ki. Herkes sırça köşklerde en iyi benim, en şey benim şimdi. Adam öyle espriler yapıyor ki kaldırmak da kolay değil yani. Kültürel Onlar olarak gelmesi çalışıyorlar kolay değil. tabii ki önceden. Tabii canım. Brad Önceden Pitt sakız çalışıyorlar ama. çiğniyor. Suratına sakızı tükürüyor. O alıyor sakızı çiğnemeye başlıyor. Oraya koyuyoruz. Brad Pitt sakızı alıyor. Çiğnemeye başlıyor şimdi. Bunu Ya. kimle yapacaksın yani? Yaptığı da Brad Pitt yani. Obama'yla şey yapıyor yani. Ama mesela geçen günde şu hani şey tutan bir adam var ya böyle sign tutan bir adam var. Hani işte bir tane Evet, kartona şey yazıyor. Mesela onu karton. baktım. Gördün mü? Biden'la Beyaz Saray'a gitmiş işte herkes aşı Evet. olsun diye şey tutuyorlar. İşte bu adama dikkat Evet. edin. Bu Dude'a dikkat edin diye de Evet. o tutuyor. Biz tabii eğlencemizin Ya içleri şimdi çok olduğu için artık böyle şeyler sadece hayal gibi geliyor bize hani. eğlencesini yitiren ülke, evet. Şimdi mesela durduk yere birisi size böyle bir şey anlatsa, mesela işte abi benim aklıma bir şey geldi. Bence işte böyle şeyleri kartona yazıp bunu böyle kaldıracağım dese birisi, mesela ne dersiniz? Güzel derim, yap derim. Niye yapmıyorsun derim. Bu arada bizim espriyi anlamamışlar bak. Yani devreler yandı. Hangi Diyorlar espri? ki şimdi YouTube'da Bir Başkadır da Bartu oynamıyor ki. Ha İşte biz de ondan anlatmaya çalışıyoruz. zaten tamam. Oynamıyor. Story'de de konuşmuyor zaten. Konuşması gerek. Oynamıyor, Şimdi konuşmuyor, yani ne düşün yani. yapıyor? Evet ya. Yani. Peki Elifçim. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Görüşürüz, iyi hafta sonları, bay bay.